Hazreti Peygamber'in 40 yaşından önceki giyim kuşamı ve saçı sakalı ile peygamberlikten sonrası arasında bir değişiklik olmuş mudur? Aynı şekilde sahabe de Müslüman olunca giyimlerini değiştiriyor muydu? Evet, yani bu güzel bir soru. Resulullah'ın giyim kuşamı konusunda herhangi bir değişiklik olduğuna dair hiçbir haber yoktur. Müslüman olan bir kişinin de işte şu şimdiye kadar şu elbiseyi giyiniyordun, şimdi bunu giyin şeklinde herhangi bir emirle muhatap olduğuna dair bir şey de yoktur. Sadece şu var, işte vücudun kapatılması gereken yerlerin kapatılması meselesi var. O kadar. Yoksa şey değil, işte sen işte şu şeyi, mesela sarık derler. Evet, siz gidin bakalım Suudi Arabistan'a. Orada yazın başı açık dışarı çıkabiliyor musunuz? İnce bir şey de örtemezsiniz başınıza, kalın bir şey sarmanız lazım ki o güneşin şeyi ısısız başınıza işlemesin, sizi rahatsız etmesin. Sonra öyle bir şey olmalı ki bir yerde yürürken mesela uyumak istersen başındakini açarsın, bir gölgelikte altına yayar uyursun. Yani bunlar oranın tabii şeylerini düşünmediğiniz zaman zannediyorsunuz ki dinin bir gereğidir. Değil. Orada yaşayan herkes bu şekilde giyinmek zorundadır. Ama Müslüman, işte Nur Suresinin 30 ve 31. ayetlerinde belirtildiği gibi giyimine, kuşamına dikkat etmek zorundadır. O kadar. Yani vücudunu aşamaz, teşhirde bulunamaz. Onunla sorumludur.